Öksürmeden rızık yok. Fakir ve tembelin biri bir gün, "Ya Rab, madem rızkı veren sensin, benim yiyeceğimi de ver çalışmadan," deyip bir eski eve kapanmış, hiç kimseye de söz etmemiş orada olduğundan. Aradan geçmiş uzunca bir zaman, açlıktan etmiş feryadı fikan. İşte tam bu sırada bir ses işitilmiş kapıdan. Bir kadın kapıyı tıklatmış içeri girmeden. Bayramdan bir gün önceymiş. İhtimal ki Arife'ymiş. Komşulardan biriymiş gelen. Sevabını umarak bir kandil helvası getirmiş. Kimsesiz bu fakire ondan vermek istiyormuş. Bir çalmış, iki çalmış kapıyı, açan olmamış. İçeriden kimse olmadığını zanneden kadın terk edip gitmek üzereymiş ki tepside olan helva tabaklarıyla başka kapıya gidecekmiş. Buna razı olmamış adam. O da giderse mutlaka başka yiyecek bulamayacağım demiş. Teninde kalan son nefesiyle öksürmüş. Komşu kadın bu sesi duyunca geri dönmüş. Kapıya bir tabak helva bırakmış. O da gücünü toplayarak koşmuş kapıya, almış sıcak taze helvayı, soluk almadan yemiş. Allah'a şükretmiş sonunda. Allah'ın her kulu yiyeceğini verdiğini yanlış anlayan adam, "Ya Rezzak, yiyeceğimi veriyorsun, veriyorsun ama öksürtmeden vermiyorsun. Vermek sana mahsus karşılık almadan. Kula düşen hiç olmazsa geçimi için çalışmak, yoksa kimse kazanmaz çalışmadan. Hem de hiç doğru değil çalışmadan kazanmak. Alın teri olacak kazancın içinde." Akif ne kadar güzel söylemiş. Kim kazanmazsa ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası.